Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Hakkı'nın zombi hayatına devam ediyoruz. Karşınızda küçük Hakkı. Bayağı bildiğiniz bunun da sakallar uzamaya başladı. Görüyorsunuz çok tatlı oldu. Arkadaşlar biliyorsun. Aa, o ne lan? Oha, zombi girmiş. Ulan nereden girdi bu ya? En son bildiğiniz gibi. Aa, bir tane daha girmiş. Mekanımıza bayağı baskın vermiştik. Evet, kendi mekanımıza. Çünkü askerler burayı ele geçirmişti. Biz de askerlerden kurtardık. Gördüğünüz gibi şimdi de zombiler istila etmeye başladı. Nereden girdi bunlar ya? Lanet olasıcalar. Nereden geldiniz? Nereden? Nereden? Götünü kesiyorum lan adamın. Sanırım götünü keselim dedikleri bu olsa gerek. Tamamdır. En son bildiğiniz gibi mekana baskın vermiştik. Ve gördüğünüz gibi mekanı ele geçirdik. Bizim kamyonları falan buraya çektik. Ama malum adamlarımızın hepsi ölmüştü. Bakalım bugün neler yapacağız. Ekibi yeni elemanları bulabilecek miyiz? Hadi hep birlikte görelim. Ay. Ya Recep amca, vallahi kapının önünde bir sürü adam vardı amca ya, zombi yani, adam dediğim. Yani 3-5 tane öldürmüşümdür herhalde. Oy, Necacım, sen ne yapıyorsun ya? Ne konuşuyordunuz burada? Evet evet Necacım, ben de dulum yani. Benim hatun vardı da öldü biliyor musun ya, rahmetli oldu. Senden güzel olmasın sarışın bir şeydi. Ay lan, başınız sağ olsun. Allah Allah. Ay lan Hakkı. Vallahi bıçağını kana bulamışsın Hakkı. Ne yaptın Hakkı, kimi öldürdün? Allah Allah. Kızım götünle mi dinliyorsun? Allah Allah. Kapıyı zombiler basmış diyorum sana. İçeride girmişler. Neyse. Recep amca, bizim adam bulmamız lazım ya. Vallahi gördüğün gibi sayımız gitgide azaldı. 3 kişi kaldık şurada. Recep amca, senin gruptan başka kalanlar var mı? Maalesef Hakkı'cım ya, vallahi gruptan kimse kalmadı oğlum. Hepsi öldü lan. Hakkı, yalnız benim bildiğim bir yer var. Orada 3-5 kişi öyle saklanıyorlardı. Zombi. Ufak tefek böyle bir aileydi. İstiyorsan git onlarla bir konuş. Belki gruba katabilirsin onları. Tamam amca. Önce şunu bir halledeyim de. Sen bana adresi verirsin. Ulan namussuz zombi. Geber. Geber. Çök bakayım. Lan çöksene. Namussuz. Çök. Silah kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Ses çıkmasın. Tamamdır. Oo. Ne zombi yaptı ya bu senede. Recep amcacım, adres neresi? Necacım, sen de geliyor musun benimle? Oy lan, benim ne işim var? Allah Allah. Hem daha ben yeni kurtuldum Hakkı. Birazcık dinlenmeyi hak etmiyor muyum? Yani Recep amcayla gidin istiyorsanız. Yani amca demeyeydin, lazım olurdu. Gerek yok Hakkı. Bence sen tek giderek halledebilirsin. Yani ben de Necla'yla bu arada kaynatırım biraz. Ne oluyor lan? Bunların arasında bir şey mi dönüyor? Neyse. Tamam Recep amcacım. Sen adresi söyle bakayım. Neredeymiş bunlar? Sahil kesiminin orada bir tane silahçı var Hakkı. Bildin mi? He, tamam amca, tamam, eyvallah. Bildim. Biz daha önceden oraya gitmemiş miydik ya? Allah Allah, orada adam mı varmış? Çok garip ya. Yalnız bunlar da bir şey çeviriyormuş gibi değil mi? Yoksa. Yapmazlar değil mi? Yani Recep amca bana ihanet etmez. Ayrıca Necla da beni seviyor yani. Hakkı, saçmalama. Olmaz öyle şey. Olur mu lan? Oğlum vallahi kendime bile güvenmiyorum ki anasını satayım. Vallahi adam varsa o zaman ben kamyonetle gideyim değil mi? Sonuçta nedir? Birden fazla adam var muhtemelen. Ben kamyonetle gideyim. Şayet grup varsa ortalıkta yanımıza çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kapı da açıldı. Hadi bakalım, bismillah. 4 tane kamyonumuz var, hiçbir alta yaramıyor, inanır mısınız? Hani ne yapacağız bunları ben de bilmiyorum. Adam yok ki oğlum. Şuna bakar mısınız? Hani boy da yetmiyor baba. Arabanın içine gömülüyorum kalıyorum. Aman Allah'ım. Vallahi Recep amcamla bir şey çeviriyorlarmış gibime geldi Necla, ama inşallah yoktur öyle bir şey ya. Var mıdır öyle bir şey? Vallahi öyle bir şey varsa demedi demeyin. Hem Recep'i hem de Necla'yı ortadan kaldırırım. Yani inşallah ben yanlış anlıyorumdur. Şöyle biraz da dışarıdan sürelim. Yani arkadaşlar, grubumuzu genişletmek istiyorum. O ne lan? Doğup doğup ölüyorlar. Yani grubumuzu bayağı genişletmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz grup böyle küçük olunca sıkıntılar olmaya başlıyor. Hani nedir? Yiyecek bulmakta zorlanıyorsunuz. Cephane bulmakta zorlanıyorsunuz. En azından grup büyük olursa şöyle bir arama ekibi kurmayı düşünüyorum. Böyle 3-5 kişilik küçük gruplar kuracağım. Timler kuracağım. Arama kurtarma timleri. Onları göndereceğim. Yanlarında silahlar olacak. Bizim için cephane, yiyecek falan bulacaklar. Adam bulurlarsa onları da gruba katacağız. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Ben şahsen. Hani şart gibi duruyor baksanıza. Zombiler her yerde artık. Yalnız bu mod da çok komik lan. Oğlum önüme çıkıyorlar baksanıza. Yani eski modda sıkıntı olmasa kullanacaktım arkadaşlar. Ama dediğim gibi birkaç sıkıntısı var. Oh yeah. O ne lan? Aa, mavi kan çıkıyor bunlardan arkadaşlar. Oha. Görüyor musunuz? Kanları mavi çıkıyor. İyi. Ne pislikler lan.
Yani zombi modunun sıkıntıları var. O yüzden ben de bunu kullanıyorum. Bunda en azından zombiler var. Hani bilemiyorum. Diğerini çalıştırabilecek olsam çalıştırırdım. Sıkıntı oluşuyor onu çalıştırınca. Zombiler falan çıkmıyor, ortalıkta yoklar. Ben de şimdilik bunu kullanıyorum yani. Sonra demeyin ki yani bu zombiler niye ortalık yerde çıkıyor kardeşim. Modun özelliği bu. Bilemiyorum, bir ayar çekilebiliyor mu? Ona da bakarım bir sonraki bölüm için. Şimdi mekana geldik. Burasıymış değil mi? Yanlış girmedim ben GPS'e. Şöyle çekelim, evet silahçı buradaydı. Anam. Oo, bu buradan girmez, bir dakika. Bir dakika. Şu ileriden girebiliriz. Buradan girmez lan. Plazaymış burası. Oo, oradan da girmez. Neyse, kapının önüne çekelim şöyle ya. Tab şöyle dursun. Nedir ki yani? Hemen hakkı. Lan gelmeyin lan. Lan. Oğlum bunlar niye kovalıyor beni lan? Oha. Vallahi çok korkuyorum. Gelmeyin. Durun. Benim hemen içeri dalmam lazım. Oy. İçeride. İçerideyim diyecektim de. Ya durun. Ateş etmeyin, çöktüm. Bu da gerçi it görünce yapılıyordu değil mi? Hani köpek görünce şökün derler ya. Vurmayın, ne olur teslim oluyorum. Kal olduğun yerde küçüklük, sakın kımıldama. Beynini uçururum. Patron, bunu yakaladık, ne yapıyoruz? Ay yani ondan sonra da öyle olmuş. Bir dakika geliyorum. Yani böyle oldu, anlatabiliyor muyum yani, sıkıntılı durumlar. Ha, hiçbir halt anlamadım ama ne diyorsan o. Yalnız şu Halime teyze de sürekli kahve içiyor yani patron. Bir şeyler yapman lazım. Vallahi kahve stoklarımız bitmek üzere. Ay tamam, hallederim ben, merak etme. Şu sıkıntı neymiş, ona bir bakayım da. Ay ne oluyor, hayırdır? Aa, bu kim? Evladım, kayıp mı oldun? Aa yazık. Silah doğrultmaya utanmıyor musunuz küçücük çocuğa? Evladım korkma. Korkma bak. Bak ben de senin gibi eğildim. Hadi amcalara çünkü yani hadi bakayım, anlat bana, kimsin sen? Annem baban nerede? Ya ama bu da artık çok saçma olmaya başladı. Herkes bana annem babamı soruyor. Ya sakallarım var benim, görmüyor musun? Ya Allah Allah. Yani nereden baksan seninle aynı yaşıtızdır biz. Ay tatlım, onlar yani takma gibi duruyor. Aa sen gerçekten büyük müsün? Yani kusura bakma tatlım ya. Ben seni küçük bir şey sandım. Ya değilim, küçük falan değilim. Müsaadenizle domalmaktan kurtulabilir miyiz? Böyle yanlış bir poz oluyor da. Kalkabilir miyim? Ay kalk bakalım, hadi kalk. Gel böyle bakayım. Sakin olun, tamam. Küçücük çocuk yani, bir şey yapmaz herhalde. Ulan son kez diyorum. Ben çocuk değilim. Bakayım. Kimse de inanmaz şimdi şöyle bakınca. Merhaba hanımefendi. Vallahi ben uzaklardan geliyorum. Fazla da uzak değil aslında, biliyor musunuz? Yani sizin burada yaşadığınızı öğrendim. Benim bir Recep amcam var, o söyledi. Ya bakın hanımefendi. Burada elektriğiniz yok, şeyiniz yok. Gelin bizimle beraber yaşayın. Vallahi çok rahat edersiniz. Ay anlıyorum. Yalnız bizim grubumuz bize yetiyor yani. Biz dışarıdan insan da almıyoruz, dışarıya da gitmiyoruz yani. Gerektiği zaman erzaklarımızı yan depodan alıyoruz. Orada bize 3-5 yıl yetecek kadar erzak var. 3-5 yıl mı? Oo, erzak mı varmış la? Yani anlıyorum hanımefendi. Ama bakın biz de aç durumdayız, sefil durumdayız yani. Grubumuz daha yeni dağıldı. Bence siz bizim gruba katılın, bayağı rahat edersiniz. Gel lan böyle. Yani gelin yani. Ay bu takımın lideri benim ama tek başıma karar veremem. Neyse ufaklık. Biz ufak bir toplantı yapacağız. Yani yanlış anlama, ufak derken seni kastetmiyorum. Yani ufak bir toplantı yapacağız. Ulan senin götünü maketle kesmek vardı. Yani tabii yapın hanımefendi. Ben bekliyorum. Yalnız fazla beklemem ha, söylemedi demeyin. Ben dışarıda değilim. Ben buradayım. Dışarı çıkarsam şimdi zombiler oyar beni. Hadi toplantınızı yapın. Ya herkes toplantıya katıldı, sen de katılsana kardeşim. Seni adamdan saymıyorlar mı? Şişt. Sen de katıl. Olmaz ufaklık. Bırak yetişkinler işlerini yapsınlar. Ben kapıda nöbet tutmalıyım. Zombiler girmemeli. Ulan var ya, şu bıçağı sana sokmak vardı da. Ufaklık deyip duruyorlar. Neyse, kavga çıkartmayalım. Bakalım ne konuşuyorlar. Gizlice dinlemeye çalışayım. Yani öyle kardeşim ya, şöyle biraz yaklaşayım da ve yani yaklaşayım yani. Ne diyorlar lan? Ay yani bu çocuk öyle diyor. Bunların da bir grupları varmış da dağılmış. Yani diyor ki gelin bize katılın diyor. Bizim evimiz ve elektriğimiz var diyorlar. Ne diyorsunuz? He vallaha bence katılabiliriz. Zaten ben buradan çok sıkıldım. Yani şöyle güzel bir yatağa hasret kaldım. Ben bu çocuğa güvenmedim Nikko. Cins bir tip yani. Emin misin patron? Sıkıntıya girmeyelim. Bence gitmeyelim yani. Ay yani çok tatlı ve yakışıklı bir çocukmuş yani. Ben en son torunumu gördüğümde o da böyle küçüktü. Ay bence gidelim. Küçük çocukların olduğu yerde kimseye zarar gelmez. Vallahi bana soracak olursanız da gidelim. Sonuçta nedir? Yani evi varmış bakın, elektriği falan varmış. Hem patron,
Olmadı vallahi mekanı deviririz. Zaten küçücük bebe. Ne yapacak ki bize? O ne dedi lan? Mekanımı deviririz dedi. Ne oluyor oğlum? Çete mi lan bunlar? Ben bunları gruba katayım diyecektim de bunlar bana grup yapacak galiba. Ay saçmalama Sami. Yani adamların mekanını mı basacaksın? Bizi evlerini açıyorlar. Sen evlerini elinden mi alacaksın? Biz ne zaman diğer yeniciler gibi olduk yani? Onlar yapar bu işleri. He patron, sakın bu da yenicilerden olmasın. Bizi tezgaha getiriyor olabilir yani. Ben bu çocuktan hiç haz etmedim Nikko. Ama yeniciye de benzemiyor. Yenici olsaydı şu an kafamızda delik açmışlardı Nikko. Ay yani bence de hiç yenici gibi durmuyor yani çocuk. Çok küçük baksanıza yani. Ay valla ben bu çocuğa bir yükseldim. Yani ben ona annelik etmek istiyorum. Artık birinize annelik edeyim bırakın yani. Valla bence gidelim silahlarla bunun mekanını basalım. Ondan sonra elektriği de varmış evin. Oraya taşınırız. Ne diyorsun patron? Ulan hepsi uysal tipti. Şu kırmızılı da bir iplik var gibi duruyor. Çok da emin değilim. Bakalım bize katılmayı kabul edecekler mi? Valla edenlerse silahlarını falan ellerinden almayı düşünüyorum. Bunlara pek güvenmiyorum. Ay sanırsam oy çoğunluğu oldu. Yani o zaman katılıyoruz değil mi? Ay katılalım patron içem yani. Ne olacak ki küçücük çocuk. Ben ona bakarım, severim, büyütürüm. Ulan bu yaşlı karıdan korkmaya başladım ben. Beni yatağa mı atmaya çalışıyor ne anlamadım ki. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Katılıyor musunuz? Ay galiba katılıyoruz. Tamam. Yalnız liderlik nasıl olacak ya? Ben de lider olmak istiyorum yani. Vallahi kusura bakmayın. O konuda kurallarım katı yani. Lider benim. Kabul ediyorsanız işinize gelirse. Sonuçta elektrik bizde. Evimizi size açıyoruz. Liderliğimizi de kabul edin yani. Ay pekala öyle diyorsanız öyle olsun. Hadi gidelim. Bize toplanmamız için biraz fırsat verir misin canım? Tabii canım. Hadi ben dışarıdayım. Ulan zombi giriyor. Ulan zombiler giriyor. Kesin şunların götünü. Oğlum zombiler girdi lan. Vallahi mekanda coşturuyorlar baksanıza. Beyler dalın Zombiler girdi. Hadi buradan kaçmamız lazım. Uzayın. Çıkın. Lan hadi manyaklar. Oğlum zombiler geldi lan. Vurun şunlara. Vurun. Teyze ne oldu lan? Anam teyze öldü. Neyse ki öldü valla. Neyse. Gelin gençler gelin. Yürüyün. Gidiyoruz yürüyün. Toplanın gelin böyle. Gelin. Oğlum teyze öldü lan. Oha. Zombiler yedi arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah. Gidebiliriz artık. Atlayın hadi. Hadi. Sizi bekliyorum hadi. Hızlı. Hadi. Binin hadi. Hadi. Zombiler geliyor hadi. Hadi oğlum. Hadi lan sen de bin hadi. Salak zombileri yiyecek hadi binsene. Hadi atla ha. Aslansın. Hadi gidelim. Oğlum ne olay çıktı lan? Sıkı tutun arkadakiler. Gidiyoruz. Bismillah. Ne dönmüyor lan bu da. Valla baksanıza kazık gibi. Neyse. İnsanları sağ salim çıkartmayı başardık. Oo. Ne manyaklıktı lan. Oğlum teyze öldü lan. Ben size dedim o kadar değil mi? Tartışılacak bir şey yok hadi gidelim diye. Ulan beni dinleseydiniz teyze yaşıyor olurdu. Yazık rahmetli oldu. Yalnız teyzeyi yediler lan. Vallahi geçmiş olsun. Gerçi o da bana yürüyordu. Öldü iyi oldu. Hem zaten bugün ölmese yarın ölecekti. Yaşlanmıştı. Neyse. Vallahi gruba bayağı eleman kattık. Kaç kişiler abi? 2 orada var. 4 de orada var. 6 kişiler güzel. Bir de teyze vardı 7'ydi. Ama teyze ikisi oldu. Yazık oldu ona. Ay yani inanamıyorum. Ay Halime teyze öldü. Valla öleceği belliydi zaten. Biliyor musunuz yani hanımefendi yani öleceği belliydi. Nedir? Kalp krizi çekiyordu. Ne konuşuyor lan onlar? Aman neyse. Valla yeni düzene alışacaklar. Liderleri benim arkadaşlar. Nedir? Liderlik yapacak yegane kişi benim. Çünkü seriyi ben yönetiyorum. Lider olmam lazım. Baya güzel eleman topladık. Valla bunlarla büyük işleri başaracağız. Ya da en fazla ne bileyim grubumuzu genişletmiş oluruz. Ya tiplere baksanıza. Gerçi Lüt kavmi gibi kırılıyorlar ama olsun. O ne lan? Bikini reklam mı? Ah eski güzel günler. Hep karı kız vardı ortalıkta. Gerçi bana hiçbiri bakmazdı. Ama neyse. Vallahi bu zombi salgını da Hakkı'nın işine yaradı biliyor musunuz? Salgından önce hiçbir şey değildi Hakkı. Salgından sonra adam olmaya başladı. Evet eve yaklaştık. Hadi girelim artık. Bismillah. Haydi bakalım. Açıl Susam açıl. Recep amca aç şunu. Ne oluyor lan geri gidiyor. Oha. Haydi bakalım. Bismillah. Bu da pek ağır biliyor musunuz? Girişi de çıkışı da sıkıntı. Neyse.
Şöyle girelim. Okey. Gelin gelin gelin. Buyurun. Anam ne oluyor lan? Kamyondan düştüm. Gelin gelin buyurun. Ev burası. Silahımı ne olur ne olmaz diye elimde tutuyorum. Evet efendim. Evimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Siz burada 2 dakika bekleyin. Ben Recep amcamla Necla'yı bulayım geliyorum. Siz takılın 2 dakika. Evde oyalanın efendim. Geliyorum ben. Vallahi kurba yeni elemanları kattım. Necla'cığım. Hayatım baksana. Necla? Ne yapıyor lan o? Necla bu ne rezalet ya Recep amca, inanamıyorum sana. Ay neye inanamıyorsun lan Hakkı? Allah Allah, inanılmayacak bir şey yok yani. Nasıl Necla ya? Sen bana bunu nasıl yaparsın Necla? Gittin bununla mı yattın Necla? Beni amcamla mı aldattın Necla? Niyam ne oluyor ya? Necla buldun mu küpeni? Bulduysan çık git ya, Allah Allah, odada birazcık uyuyacağım yani. Ay yok lan, keşke bulabilseydim. Allah Allah. Vallahi bulamadım yani. Ay lan Hakkı, ben küpemi arıyorum, ne aldatması lan. Allah Allah. Vallahi banyo yaptım da küpemi düşürdüm. Küpeni mi düşürdün? Ben bu yalana inanır mıyım sence? Necla. Bırak Allah'ı seversin. Ben gelmeden önce adama neler yapıyordun ya. İnanamıyorum size. Beyler, bayanlar, aşağıdakiler. Gelin buraya. Gelin buraya bakayım gelin. Burada bir olay var. Gelin bakayım. Evet gençler. Sizden bir isteğim var. Şu iki ırz ve namus düşmanını tutuklayın. Size emrediyorum patronunuz olarak. Bunu yaparsanız size evimi açacağım. Vallahi gördüğünüz gibi beni aldatmış yani. Hadi arkadaşlar, patronu duydunuz, tutuklayın şunları. Ay lan Hakkı ne oluyor? Allah Allah, ne tutuklaması Hakkı? Ne oluyor? Bu adamlar da kim Hakkı? Recep kalksana lan. Allah Allah. Yanlış anladılar, Recep kalk. Hakkı vallahi düşündüğün gibi değil lan. Allah Allah, dinle beni. Üf, bir uyutmadınız ya. Hakkı ne oluyor yeğenim ya, Allah Allah. Hakkı ne oluyor lan? Şişt. Bir de konuşuyor musunuz ya ırz düşmanları? Götürün ulan bunları. İnfaz edeceğim yakında. Hadi bakalım. Patronu duydunuz. Yürüyün bakalım. Hadi. Hadi. Küçücük çocuğun bize patronluk taslamasına izin veriyoruz ama. Hadi. Yürüyün. Düşün önüme. Hadi bakayım. Hakkı. Yani yanlış anlaşılma var Hakkı. Vallahi biz bir şey yapmadık ya. Hakkı yapma ne olur oğlum, inan lan bize. Yürü Recep amca, yürü. Sinir etmeyin beni. Götürün şunları. Hadi. Gözüm görmesin. Rezalet ya, inanamıyorum resmin. Vallahi inanamıyorum. Götürdüler. Neyse. Onlara sonra karar veririm ne yapacağıma. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce Necla beni aldattı mı? Yani Recep amcayla gerçekten yatmış olabilirler mi? Bu hainliği bana yapmış mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Recep dört dönüyor. Kafayı yemiş durumda. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak? Siz ne diyorsunuz? Cidden Hakkı'yı aldatmış olabilir mi Necla? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum romantik çalın dedim lan. Siz ne yapıyorsunuz? Kafalarına göre çalıyorlar. Alevciğim, benimle evlenir misin? Şayet kabul edersin. Dünyanın en mutlu erkeği ben olamayabilirim Alev. Mümkün değil. Yani can isins var. Herif günde 5-6 tane karı götürüyor. Yani kabul eder misin Alevciğim? Ay Faruk, evet. Kabul ediyorum. Yüzük nerede? Yüzük. İnanamıyorum. Beyler kesin sıçtık. Beyler sıçtık. Neyse, elektrik de gelir birazdan zaten. Heh, geldi. Ya Alevciğim, vallahi ben kurguyu yaptım da yüzüğü hiç düşünmemiştim ya. Ay Faruk, inanamıyorum yani. Cidden yüzüğü düşünmedin mi?